bundan tam 20 yıl önce ilk hızlı tanışma seansını hayata geçirdik ve o günden bugüne kadar binlerce hızlı tanışma seansında on binlerce kişi bir araya geldi. Birbirlerini tanıdılar, sohbet ettiler ve farklı işbirlikteliklerini gerçekleştirdiler. Ve hızlı tanışma seansına baktığımız zaman normalde 1 saat sürer. 50 ila 100 kişi bir odanın içerisinde olur. Her 3 dakikada bir çan çalar ve sohbet ettiğiniz kişiyi değiştirip yepyeni biriyle konuşmaya başlarsınız. Ortalama 20 kişiyle tanışırsınız. Toplamda 100 kişi odaya girer ama 2000 tane görüşme gerçekleşir. Ve çok farklı işbirlikleri hayata geçer. Benim için bütün bu yolculuğa baktığım zaman birinci hızlı tanışma seansından 1000'inciye ve daha fazlasına dönüp baktığımda bu yolculuk 3 tane farklı dönemde gerçekleşiyordu. Çandan önce, çandan sonra ve şu andaki çana rağmen olan dönem. İlk başlarda kesinlikle çanın olduğu bir dönem yoktu ve milli takımda yüzüyordum. Gençler Olimpiyatlarına hazırlanıyordum ve geçirdiğim bir kaza sonucunda yüzmeyi bırakıp bursumu başka bir şekilde bulmam gerekiyordu. Ekonomi hocamız vardı. Ekonomi hocamıza gidip dedim ki benim staja ihtiyacım var. Ve bana ilk söylediği şey benden başka kiminle sohbet ettin? Dedim ki ilk seninle görüşüyorum. Başka kimseyle konuşmadım. Çok konuşmayı da tercih de etmiyordum aslında. Ve mecburen gidip birkaç kişiyle sohbet etmek zorunda kaldım. Sonra tekrar ona geldim. Aynı şeyi söyledim. Staja ihtiyacım var. Bu sefer dedi ki başka senin gibi staja ihtiyacı olan kimler var? Tam dediğin ne demek istediğini anlayamıyordum. Mecburen ilk defa ekonomi sınıfındaki daha önce hiç merhaba bile demediğim insanlarla küçük sohbet etmek zorunda kaldım. Ve ekonomi kulübünün yerini bilmiyordum üniversitede. İlk defa oraya gidip insanlara tanışıp staja ihtiyacınız var mı diye sorup kendisine, ekonomi hocasına bir 20 kişilik listeyle geldim. Bu sefer dedi ki peki hangi şirketlerde çalışmak istediklerini, hayallerini, hedeflerini sordun mu? Her defa üniversite hocama gittiğimde kendimi biraz eksik hissediyordum. Ta ki şu farkındalık oluşana kadar. Hayatımda o noktaya kadar her şeyi hep konularla tasarlamışım. Yani Ertuğrul, yüzme, burs, kariyer, başarı. Halbuki hocam şunu yapmamı istiyordu. Konuları kişilerle tasarlamamı istiyordu. Ve birebir o sohbetle hayallerimi insanlarla tasarlamamı istiyordu. Onun desteğiyle ilk hızlı tanışma seansını oradaki 20 öğrenci ve daha önce hiç o bölgeye gelmemiş 20 tane şirketi keyifli bir hızlı tanışma seansı organize ettik diye ilk defa o kasabaya, 60.000 kişilik bir kasabaydı. İlk defa oraya geldiler ve hayal edemediğimiz, birimizin kendi başına hayal edemeyeceği şirket varken 20 tane en büyük şirketi oraya getirmeyi başardık. Ve o gün hepimiz orada stajlarımızı ve daha sonraki kariyerimizi yaptığımız şirketleri bulduk. Ve o gün en önemli farkındalığım şuydu. Eğer bir konuda bir şeye ihtiyacım varsa, kendimi oluşturabileceğim faydadan daha büyük bir faydayı çevrem için oluşturabilecek bir şey yapıyorsam, işte başarı o zaman geliyordu. Üniversiteye gittiğim kasaba çok küçük bir kasabaydı. Yaklaşık 60.000 kişi vardı ve bu etkinliğin çok hızlı bir şekilde duyuldu. İlk gelenler üniversitedeki hocalarımız. Dediler ki burada birçok konferans gerçekleşiyor. Neden bizim üniversitedeki hocalarla konuşmacılar arasında bu hızlı tanışma seansını yapmıyorsunuz? Aynısını burada da yapın. Daha sonra öğrenci kulüpleri geldi. Dediler ki hepimiz ayrı ayrı sponsorluk arıyoruz. Bizi bir araya getiren bir hızlı tanışma seansı yapar mısınız? Orada birlikte ortak hedefleri bulmaya çalışalım. Derken bölgedeki şirketler gelmeye başladı. Büyük illerdeki şirketleri nasıl bir araya gelip hızlı tanışma seansı yaparız diye. Üniversitenin son günleriydi. Bir telefon geldi. Telefondaki kişi diyordu ki ya bu arada evlenmek isteyen insanlar var. Onlar için de bu seansı bir organize edebilir misiniz lütfen? Allah'tan üniversite bitiyordu. Onu yapmak durumunda kalmadım ve kariyerime normal networking'i veya hızlı tanıştırma seansını yaparak devam ettim. En çok zorlandığım yer sesimin sürekli kısılmasıydı. Çünkü hep şöyle gidiyordu. Siz lütfen 3 dakika bitti. Değişir misiniz? Burası harika ama lütfen not alın. Siz ve bu şekilde sesim kısılıyordu. Bir gün şunu hatırladım. Kalabalık aile yemeklerimiz oluyordu. Rahmetli dedem evdeki herkesi toplamak için kullandığı masanın orada bir çanı vardı. Çanı çaldığı zaman herkes bir şekilde bir araya geliyordu. Ve o gün gittim kendime benzeyen bir tane çan aldım ve her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. Diğer çalışmayı bu çalışmaları çok değiştiren konulardan bir tanesi araştırmalar ve istatistik tutmaya başladığımızda oldu. İstatistikler ve araştırmalardaki özellikle Türkiye'de yaptığımızda şunu gördük. Kendini çok etkili bir şekilde tanıştırma Türkiye'de fazla işe yaramıyor. En önemli konu bizde, kültürümüzde ortak noktaları bulmak. Ama bu memleketle, ama bu küçük, ayaküstü, samimi bir sıcak bir sohbetle bunu yapabilen kişiler ortak noktaları daha hızlı bulup ve burada o bağları ve adı networkse o çevreyi daha hızlı bir şekilde oluşturuyordu. Ve bununla birlikte aynı dönemde daha artık organize olmaya başlamıştık. Formlar, birbirlerini nasıl takip edecekleri, öncesinde verilen eğitimler bunlar geliyordu. Hiç unutmadığım hikayelerden bir tanesi özellikle kadın girişimcilerle olan çalışmalarımız. Kadın girişimcilerden hep şu geri bildirim geliyordu. Normalde biz bir etkinliğe katıldığımızda bir iki kişiyle genelde de hep tanıdıklar oluyor. Onlarla sohbet edip daha sonra biz oradan ayrılıyoruz. Hızlı tanışma seansı olduğunda ben buradan ortağımı, iş fikrimi, hatta çalışanlarımı bulduğum gibi geri bildirimler geliyordu. Ve 2-3 dakikalık sohbetin ne kadar uzun yol gidebileceğine birçok kişi şaşırıyordu. Ve girişimci ekosistemi. Bunlar startup diye de geçiyor. İçinde teknoloji de olabilir, olmayabilir. Girişimcilerden, hızlı tanışma seansına katılan girişimcilerden en çok gelen geri bildirim şuydu. Biz hep iş fikirlerini o bir odanın içerisinde yalnız başımıza sonuna kadar yapıp ondan sonra hayata geçirmeye çalışıp yatırımcı arıyormuşuz. Meğerse bu hızlı tanışma seanslarında benim gibi daha önce hata yapmış girişimciler, yatırımcının son noktada değil, öncesinde onunla sohbet ettiğimde bana öyle bir şey söylüyor ki girişimi bambaşka bir yere taşıyabiliyorum. Yani hedeflerini ilişkilerle tasarlama noktasında girişimciler geri bildirimler veriyorlardı. Ve öğrencilerle ilgili hiç unutamadığım anılarımdan bir tanesi bir üniversitede öğrencilerle profesyoneller arasında bir hızlı tanışma seansı organize etmiştik iş dünyası arasında. Bir tanesi ayrılmaya hazırlandığını ve suratının asık olduğunu gördüm. Etkinliğe katılmamıştı. Yanına gittim, dedim ki niye katılmıyorsun? Verdiği cevap benim asansör konuşmam yok dedi. Asansör konuşması bizim hızlı tanışma seanslarında 2-3 dakikada kendinizi nasıl tanıtıp sohbeti başlatacağınızı verdiğimiz bir isimdir. Asansör yolculuğu kadar kısa sürede tanışmak aslında. Peki dedim hangi bölümdesin? İletişim dedi. Peki hangi şirkette çalışmak istiyorsun diye sordum. Bilmiyorum dedi. Hayalin yok mu dedim. Var dedi. Söylesene dedim. Ben dedi girişimcilerin ve şirketlerdeki iyi gelişmeleri paylaşan, sadece iyi gelişmeleri paylaşan bir dijital televizyon kurmak istiyorum dedi. Peki dedim, neden kendini burada tanıştırırken, işte merhaba ben Ali, şirketlerin ve girişimcilerin gelecekte iyi gelişmelerini paylaşmalarını istediğim bir dijital televizyon kanalı kurmak istiyorum. İşte bunun için de üniversitenin iletişim bölümünde okuyorum. Bu senin asansör cümlen olamaz mıydı diye sormamla birlikte iki elini böyle yaptı. Budur. Dedim ya ben yanlış bir noktaya değindim ya da ama o ilk günlerimizde hala üniversitelerde yaptığımız ilerleyen günlerde şunu fark ettim. Aslında Ali'ye olan şuydu. Biz ve diğerleri arasındaki en önemli köprülerden bir tanesi aslında küçük sohbetlerimiz. Ali aslında o sohbeti, o köprüyü bulmuştu. Kendini bunun gibi bir etkinlikte nasıl anlatacağını keşfetmişti. Dolayısıyla asansör konuşması kavramını biraz daha güçlü bir şekilde ele almaya başladığımız bir dönemdi. Şirketler tarafındaysa özellikle Türkiye'de aynı sektörde olan profesyonellerin birbiriyle çok fazla konuşmadığı en önemli istatistiklerde gördüğümüz konulardan bir tanesiydi. Diyoruz ki neden sektöründeki diğer insanlarla bir araya gelmiyorsun? İşte diyordu ki hani biraz daha hani satış yapmak bizim için önemli. İşte bilmiyorum ki ne konuşacağız. Ah, aynı alandayız. Zaten hep aynı şeyleri yapıyorum. Hızlı tanışma seanslarında bir araya geldikleri zaman en iyi uygulamaları, vakit kaybedecekleri konulardan çıkmalarını ve daha da önemlisi birbirlerine moral vermeye başladılar. Ve tabii ki bu şekilde anlatınca her şey sürekli olarak iyiden iyiye gidiyor gibi düşünülebiliyor. Ama bazen canım sıkkın olduğu günler olabiliyordu. Mesela bugün de dikkat ederseniz biraz canım sıkkındı. Şimdi dikkatinizi resimdeki başka bir bölgeye çekmek istiyorum. Çanım. Çanımı son süratle sallarken çanımın içi kopup gitmişti o gün. Ve o kalabalığın içerisinde bulamadım. Ve değişim zamanı gelmişti. Hatta birkaç kişi döndü dedi ki 3 dakika doldu, 5 dakika oldu neredeyse. Ben çanı arıyorum hala. Orada bir tane çay kaşığı gördüm. Kaptım onu ve çay kaşığıyla devam ettim. Aynı etki olmadı ama o günde o şekilde atlatılmıştı. Gelelim istatistiklere. İstatistiklerdeki ilk 10.000 kişiden gelen geri bildirim sonucunda bizi heyecanlandıran konu şuydu. Her 20 kişiyle tanışan diyordu ki en az %60, en az 2 kişiyle yeniden bir araya gelmem ve bir ortak nokta buldum. Tam da aradığım kişiydi. Bir araya gelmek istiyorum diyordu. %20'den fazlası, daha fazla 4 ila 7 kişi diyordu. 7'nin üzerinde diyenler dahi vardı. Peki baktığımız zaman buradan gelen istatistiğe nasıl olur da o genelde neredeyse %100'de herkes en az 2 kişiyle ortak nokta buldum diyebiliyordu. Detaylarına girdiğimizde şunu fark ettik. Ortak nokta bulmak sadece birlikte ne iş yapabiliriz değil. Ben yaptığın işi, ilerlediğin yolu anlarsam bunu kendi çevremde başka biriyle örtüştürebilir ve sana yine destek olabilirim anlamına da geliyordu. İşte bu gerçeği anladıktan sonra istatistiklerden döndük. Hızlı tanışma seanslarının içerisindeki kısa konuşmanın içerisine başarı ve hedefle ilgili konuşma konusu getirdik. Bunu nasıl öğrendik? En az 2 kişiyle görüşmek istiyorum diyenlere sorduğumuz soru şuydu. Neden? Neden bu kişi seni diğerlerinden farklı hissettirdi? Ve cevap çok netti. Diyordu ki beni ilerlediğim yolda kısa vadede 6 ay, çok hızlı bir değişimin içerisindeyiz. 6 ay içerisindeki ilerlediğim yolda ne yaptığımı anlayan insanlar ben hedeflerime duydukları, beni destekleyebileceklerini hissettim diyordu. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde en çok gurur duyduğum, iyi hissettiğim konuyu anlatabildiğim kişiler olduğunda da kendimi anlaşılmış hissediyorum diyordu. Yani anladık ki birini tanıyorum diyebilmek için ona nasıl destek olabileceğimizi bilmek gerekiyor. Ve biriyle yine aynı şekilde iyi bir dinleyici olmak için iyi bir soru mühendisi olmak gerekiyor. Onun en çok ilgilendiği konuyu sorup anlayabilmek için. İşte bunu tekrardan hızlı tanışma seansının içerisine yerleştirdiğimizde çok çarpıcı bir resim çıktı. Sosyal girişimciler bile tanışmalarını bir rakamla, bir değerle ölçebilmeye başladı. Sosyal girişimci diyordu ki ben bu hızlı tanışma seansı sırasında tanıştığım insanlardaki ilişkilerimi ama sponsorluk, ama değer, ama bir işe döndürdüğümde katılımcıların %85'ine yakını 100.000 TL'ye kadar bir değer biçiyordu ki böyle bir beklentimiz yoktu. Sadece bir noktadan sonra bu soruyu sormak aklımıza gelmişti. Ve bunu ticari kurumlar tarafındaysa bir çalışmamızda şunu düşündük. Sadece kurum ortakları, iş sahipleri değil. Acaba içeride çalışanları da, yani hem ortaklar hem de daha sonra şirketler içerisindeki çalışanlar birbirini tanıdığında ne olabiliyor? Asıl etki o noktada başlamıştı. Ve son noktada ki dönemi konuşursak, yani çana rağmen dönemine baktığımızda aslında bizim çana ihtiyacımız yok. Hızlı tanışma seanslarına her zaman katılmanızı öneririm. Çok keyifli. Ama hızlı tanışma hayatın her noktasında. Biz aslında buradan geliyoruz. Bundan 20 sene önce, 25 sene önce bu küçük yaşadığımız yerlerde çevremizde sadece 200-300 kişi vardı. Ve adı networking değildi. Adı imeceydi. İmece belli bir yerde olan insanların ama sohbet ederek, evini ziyaret ederek ama meydana gidip orada konuşarak birbirinin ihtiyaçlarını anlaması, birinin bir eksiği varsa birlikte onu tamamlamaya çalışma gayesiydi. Kart vizit yoktu. Aşure vardı. Aşure bir aileden bir aileye giden, sohbetle giden ve hiçbir zaman geri boş gelmeyen çok değerli bir iletişim, çevre kurma aracıydı. Peki 20 yıl önceki İmece ile bugünkü networking arasında ne fark var? Tek bir fark var. Eskiden her şey kendiliğinden ve doğallığıyla oluyordu. Bugün herkesin bu kalabalık şehir içerisinde kendi imecesini kurması gerektiğini fark ettik. Yani bugün yanınızdaki koltukta oturan belki merhaba demediğiniz o kişi. Dışarı çıktığınızda kahve içerken karşınızda duran. Yarın otobüste, uçakta oturduğunuzda yan yana geldiğiniz kişiler. Hatta düğünlerde sizi o tanımadığınız kişilerle bir araya koydukları o masa. İçten ve samimi bir merhaba, çok uzun bir yol gidiyor, bunu gördük. Ve hatta Şunu söyleyebilirim, son 20 yıllık çalışmalarımdan dünyadaki en masrafsız, en bedava ama doğru kişiyle karşılaşıldığı zaman her iki taraf içinde en değerli araç aslında biriyle, araç değil yaşama stili aslında biriyle tanışmak olduğunu görüyoruz. Sadece tanışmak yetiyor mu? Hayır. Bunu bugünden yarına taşıyabilmek, bir sosyal sermaye, bir değer gibi bunu yapabilmek gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için yanınızda oturan, çevrenizdeki kişilerin en çok neyle gurur duyduğunu ve nereye ilerlemek istediğini anlamak gerekiyor. Ve görüyoruz ki sohbetlerini, küçük sohbetlerini çevresindeki insanların başarı ve hedefleri diye görenler kendileri doğrudan destek olamasa bile çevresindeki bir başarısı olanla hedefi olanları örtüştürebiliyor ve işte tanıştırmalar burada geliyor. Dolayısıyla lütfen hayalleri ve hedefleri konularla değil birbirimizle tasarlayalım ve çanlar çalmadan tanışalım. Çok teşekkür ediyorum.